Herkese merhabalar. Tribün Ajans ekranlarından, taktik savaşlarında sizlerle birlikteyiz. Sürekli farklı içeriklerdeyim. Bir tık beynim yandı. Bugün uzun zamandır herhangi bir yayın yapamadım. Uzun zamandır Galatasaray içeriği çekmek için peşinden koştum. Kerem'i yakaladık. Kerem'i aldık. Kameranın karşısına çektik. Küçük bir Emre Özcancılık yaptıracağız ona. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ne yapıyorsun, nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Galatasaray maçından sonra çıktık. Evet. Maçtan sonra seni uyanık yakalamak güzel. Evet, yani özellikle yani ikinci yarıyla birlikte çok sıkıcılaşan bir maç. Yani sıkıcılaşmasının sebebi de aslında yani tercih hatalarının olması. Temposuzluk. Galatasaray'ın biraz doygunluğa varması ama o sıralarda da maçı riske sokacak hamleler de geldi İstanbul Spor'dan. Sonuçta karşısında da bir takım var, bir rakip var. Onlara da reaksiyon veriyorlar. Yani hikayeli de bir maç oldu. Maçın hikayesi de hani hem eğlenceli hem de garip. Hemen orayla bağlayalım. Hem İstanbul Spor üzerinde hem Galatasaray üzerinde bir gezgahım olacak. Ama ilk önce Kerem'le Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşalım. Yani bunu Icardi Neymar'la birlikte yapmıştı ve çok daha zor savunmanın da yetişip kapattığı bir pozisyonda Nantes maçı olması lazım Paris Saint-Germain'in, yanlış hatırlıyor olabilirim. Paris Saint-Germain de bunu yapmıştı. Grupta konuşurken ortadan vursa dedim de ben tekrar izledim, gayet de açıymış abi, olmadı yani, herif ne golleri atıyor. Bu kaçmış oldu ama hani bunu Icardi pas verip Kerem kaçırsa anlarım da. Yani Icardi'nin kaçırdığı herhangi bir golün toleransı Galatasaray taraftarında, Galatasaray tarafında sonsuz olduğu için. Bir de şöyle bir şey var abi. Ben ve benim gibi birçok taraftar safmış ya. Ben dedim ki Kerem çok tepki aldı bu ara diye gitti penaltıyı verdi Kerem'e. Bak adam nasıl bir takım oyuncusu, nasıl bir lider. Hoca evet. Kerem'le onu bağlamış zaman antrenmanlarda, ne diyorsun? Yani gerçekten şaşırtıcı ve eğlenceli bir andı. Keşke sonucu da Galatasaray taraftarını eğlendirseydi. Ama yani pozisyonun kaçırılmasıyla da dünya gündemine, dünya futbol gündemine diyelim tabii ki, oturacak bir an oldu. Tüm büyük futbol sayfaları bu anı paylaştı. Yani ligimizin marka değerini arttıran bir iş gerçekleşmiş oldu. Tabii bu işin şeyi, güzel kısmı, pozisyonun uygulanmasına gelince bu ve bu tip benzeri pozisyonları uygulayan oyuncular daha çok maçı kopardıktan sonra yaptılar bunu. O zaman savunma da çok, zaten maç bir noktadan sonra koptuğu için, rakip güçlü olduğu için savunma çok fazla reaksiyon da vermiyor. Geriden gelen adam daha rahat gelmiş oluyor. Icardi yine fena gelmedi. Özellikle abi gayet iyi rahat geldi bu arada da, yani evet. Şey, futbol dışı mistik bir olay o pozisyonun kaçması. Evet. Ya şöyle, ben şöyle değerlendiriyorum. Pozisyonda bende adımlamayla ilgili bir problem var. Şimdi Messi'nin pozisyonuna baktım. Messi'nin pozisyonunda şöyle bir şey var. Messi sağa doğru veriyor. Suarez güçlü ayağına doğru, sağ tarafa doğru hareketleniyor. Hani topun nereye gideceğini zaten biliyormuş gibi davranıyor. Kerem burada sol tarafa doğru veriyor. Icardi merkezden sola doğru bir kuş atmak yerine merkezden sola kıvrılıyor ve uzak taraftaki ayağıyla sol köşeyi vurmaya çalışıyor. Şimdi böyle olduğu için adımlamada da hata yapınca böyle topa net bir vuruş yapmış olmuyor. Böyle biraz ittirmiş oluyor topu. O pozisyonun kaçmasını sağlayan şey. Aslında kale arkası kamerasından baktığımız zaman Icardi'nin vuruşunun çok temiz bir vuruş olmadığını görüyoruz. Suarez'in vuruşu mesela ayak içi çok rahat bir vuruş. Hatta Suarez kontrol edip bile vuruyor. Eğer doğru bir organizasyon yapılsaydı, top sağ tarafa doğru atılsaydı, Icardi'nin güçlü ayağına gelseydi, ki hani çok daha zor pozisyonda dediğin Neymar'ın pas verdiği pozisyonda Icardi'nin sağ ayağına geliyor. Güçlü ayağıyla topu kontrol ediyor, dürtüyor. Araları kapatmasına rağmen kaldırıp vuruyor. Burada öyle bir problem var. Ama eğlenceli bir andı. Hiç kimsenin unutmayacağı bir andı. Bunu söyleyebilirim. Abi bu arada bu pozisyonla ilgili konuyu kapatmadan, ben Icardi'nin bu kadar mental olarak güçlü bir adam olduğunu Türkiye'ye gelmeden önce bilmiyordum. Herif meme olacak, komik sayfalarda paylaşılacak bir pozisyonun 2 dakika 46 saniye falan sonrasında hani bekledi, gördü uzak şeyi, gol attı pozisyon da saçma bir pozisyon. Uzak direğe vuracakmış gibi kendini ayarlayıp, kalecinin solunu ayarlayıp sağına vurdu. Orada değişik bir gol attı. Yavaş yavaş maça geçelim.
Abi ilk önce İstanbulspor'la ilgili söylemek istediğim şey, abi tebrik ediyorum, 22 takım yapın ligi. Bugünkü İstanbulspor alt ligde playoff oynayamaz. Korkunç bir performans. Savunmada, hücumda herhangi bir şey yok yani. Yani bugün Aynen İstanbulspor öyle. olmadıysa, İstanbulspor'un bugün ağır bir hezimet yaşamadıysa tek sebebi rakibi. O Galatasaray'a da oradan geçeceğim. Yani o kadar rahat bir maçtı ki Galatasaray için, şunu yapabilirler. Şu penaltı pozisyonunu yapabilirler. Evet. Yani Hani aslında dediğim gibi maç 0-0 iken bunu yapmak bir hani şımarıklık diye de çok değerlendiren oldu. Ya ben de işini sağlama aldıktan sonra böyle şovlara girişme taraftarıyım. Ama dediğin gibi Icardi 2 dakika sonra atınca susturuyor seni. Atamasaydı şu an başka bir şey konuşuluyordu. atamasaydı Icardi olmazdı zaten. Galatasaray tarafında da yani özellikle ilk yarı Tete üzerinden çok gelmeye çalıştı Galatasaray, ki zaten ya abi Sacha Boey fizik olarak da tempo olarak da çok acayip baskın kaldı rakibe. Yani %100 öyle. maçı izlerken dedim ki, yani bir Süper Lig maçı ve deplasmandasın. Ben dedim ki Galatasaray için sezonun kepaze anı şu takımdan gol yerse olur. İstanbulspor yönetimini de kutluyorum. Fatih Tekke'yi de kutluyorum. Bu takımı nasıl ligde tuttu? Korkunç Eze bir ve şey abi. Fatih Tekke etkisiyle geçen sene iktire kaktıra bu takım ligde kaldı. Bu sene onu bile yapamayacak gibi düşmenin en güçlü adayı dediğin gibi. Abi o kadar etkisizdi ki, o kadar tehdit olmadı ki Galatasaraylı oyunculara bir şey diyemedim. Tek dediğim şey, yani 1-0'da tutup maç sonunu riske atmak üzerine olur. Hani maç Aynen mesela öyle. 2-0 olsa neyini eleştireceksin? Karşında bir rakip yok. Ya o yüzden bu futbolun marka değerini falan yükselteceklerse playoff'tan önce çok önemli şeyleri var, yolları var. Hemen sana bırakayım sözü, çok uzattım. Neler gördük maçta? Tabii taktik analiz sayfamızı açalım. Şimdi buradan birkaç bir şey göstermek istiyorum. Galatasaray'ın bu maçta avantajlarından bir tanesi Kaan Ayhan'ın oynamasıydı. Kaan Ayhan ve Abdülkerim de geçen maç sol bek oynadığını biliyoruz. Oyun kurulumunda zaten ayağın Nelson'dan iyi olduğunu biliyoruz Kaan'ın. Bir de şöyle bir artısı oluyor. Şimdi Sacha Boey buradan çıktığında ki maç boyunca sürekli Mertens'in de şuraya deplası olduğunu, şu half space'i kullandığını, Tete'nin paslarıyla, Boey'in bildirmeleriyle Galatasaray'ın sağ kanadı işlediğini gördük. Burada Kaan Ayhan, Abdülkerim'in zaman zaman sol bekte yaptığı gibi buradan oyunu kurmaya çalıştığında, işte Torreira geldiğinde Mertens çıkarmaya çalıştığında Kaan Ayhan topu Boey'e, Torreira'ya buradan dikine verebiliyor Nelson'a göre. Bu çok büyük bir avantajı. Bunu yaptıktan sonra da veya Boey'e oynadıktan sonra burada herhangi bir top kaybı ihtimaline karşın Boya çizgiyi ileride kullandığında bekleşebiliyor. Bekleşebildiği için sağ stoper de oynadığı için, üçlünün sağda oynadığı için, sağ bekte oynadığı için bunu daha iyi bilen bir oyuncu bu bölgeyi daha iyi kapatıyor. Nelson olduğunda burada, Nelson çok daha merkezi kapatmaya odaklı bir oyuncu ve çok daha az riskli paslar yapmayı, Muslera'yı daha çok dönmeyi veya Sacha Boey'a şurada markaj altındayken sol ayağına doğru bu tarafa doğru bir pas atmayı deniyor. Bu Galatasaray'ın oyun kurulumunu zorlaştırıyor. Kaan burada bu konuda artısını gördük. Galatasaray sağı çok işledi. Solu neredeyse hiç işleyemedi. Ama gol de sol kanattan geldi. Manidar. Sacha Boey yani bundan önceki atılan gollerde hep şunu görüyorduk. Mertens'in şu bölgelerde işte Tete'nin Boey'in paslarıyla Mertens'in şu bölgelere girdiğinde işte Icardi savunmacıları çekiyor. Kerem'in sol kanattan deplis olarak merkezleştiğini ve buradan gol vuruşu yaptığını. Samsunspor maçında Galatasaray bunun 2 tane attı. Gaziantep maçında benzeri bir gol attı. Mertens buraları çok iyi işliyor. Bu işleri iyi yapıyor. Geçtiğimiz sene Galatasaray'ın oyun kurulumunda işte burada Kerem Demirbay yerine Sergio Oliveira olduğunda Galatasaray daha çok sol kanadı işliyordu. Mertens ve Sergio Oliveira sol tarafa yaklaştığında Mertens özellikle şuralara gelip Kerem'in koşularını ve Icardi'nin koşularını şuradan attığı toplarla besliyordu. Tek toplarla. Sırtını çizgiye dönüp direkt toplar atıyordu ve geçiş hücumlarını bu şekilde neticelendiriyordu Galatasaray. Etkili pozisyonlara giriyordu. Geçen sene Galatasaray'ın attığı golleri, tüm golleri sırayla izleyin. Bu tip çok fazla pas olduğunu göreceksiniz Mertens'in. Daha sonra Kerem'in asist kralı olmasını gelen aşamada Kerem de o işleri yapmaya başladı. O bağlantı ligin son haftalarında çözülmüştü. Sadece Kerem Icardi bağlantısı çalışıyordu. Mertens devre dışı kalmıştı. Bu sene burada Raşit Sağ ile Boyen'in uyumu fena değildi. Tete geldi. Tete de yavaş yavaş bir uyum sağlamaya başlıyor.
Mertens daha çok sol kulvarı kullanıyor, sağ kulvarı kullanıyor. Half space koşularıyla işte Tete bu maçı çok yaptı dediğin gibi. Mertens'i buralarda buluşturdu. Mertens bir şut çekti, içeri çevirdi. Sacha Boey yine burada konum alıyor. Mertens tehdit olduğunda Boey boş kalıyor, o çeviriyor vesaire. Galatasaray buradan pozisyonlar buldu, değerlendiremedi. Gol de yine söylediğimiz gibi Angelinho'nun, hani Galatasaray sağ tarafı çok yoğun kullanınca sol tarafa da Kerem de içeri depresi olunca sol kanatta personel eksiği oluyor. Angelinho bu çizgiyi kanat beki olduğunda tamamen kullanabilen bir oyuncu ama arkasında Abdülkerim'in olduğu bir denklemde dörtlü savunmanın sol beki iken bu çizgiyi o kadar rahat kullanamıyor. Kerem zaten Angelinho'yu çok iyi besleyen bir oyuncu değil. Savunma arkasına Angelinho bir koşu attığında ona çok iyi zamanlamalı bir pasla, kavisli bir pasla onu buluşturmanız lazım ayağına doğru. Bir pas atacaksınız, Angelinho savunmacısını hızıyla ekarte edip gücüyle, fiziğiyle orada fark yaratıp topu almasını beklerseniz Angelinho onu yapamıyor. Oyuncu ondan sonra topu alıyor. Angelinho arkadan baskı yaparken foul yapıyor. Hani bu Galatasaray'ın bu sezon çok gördüğümüz bir senaryo. Angelinho topla çıkarken tek topla Kerem'i, Mertens'i, Kerem Demirbay'ı gördüğünde bu maç çok etkili oldu. Golün asistin pasını o şekilde verdi. Kerem buradan çizgiye inip ceza sahası önünde senin anlattığın gibi Icardi'ye çevirdi. Galatasaray golü bu şekilde buldu. Bir iki pozisyon daha böyle buldu. Maç içerisinde Galatasaray'ın bu sezon geçtiğimiz sezona nazaran rakiplerin de daha zayıf olduğunu göz önünde bulundurursak set oyununu çok daha fazla geliştirmesi gerekiyor. Bence bu Mertens'in sağ kanada depresi ederek sağ kanadı daha yoğun kullanarak oradan Tete'nin yaratıcılığını, ki bugün yine çok fazla sorumluluk aldı Tete. Skora katkı sağlayamamış olabilir ama yine çok iyi oynadığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Sağ kanadı çok daha etkili kullanıyor. Bu Sacha Boey'un da çok işine geliyor açıkçası. Galatasaray eşleşmede de bence şöyle bir avantaj yaşadı. 4-4-2 çıktı. İstanbulspor öndeki iki siyahi atletik hücumcusuyla özellikle Kaan Ayhan'ın arkasına sarkmayı denediler ve bunu başardıkları pozisyonlarda oldu. Çok bir şey üretemediler ama bunu en azından yapabildiler. Ve savunma önünde Galatasaray'a karşı iki tane şu dörtlü bloğu korumayı becerdiler. O yüzden Galatasaray çok fazla alan bulamadığında böyle pozisyon sürekliliğini getiremediğinde ve topu sürekli kaptırdığında, basit tercihleri yapamadığında, ki bugün Kerem bunları yine fazlasıyla yaptı. Keza yani oyuna sonradan giren oyuncularda da bu durum söz konusu. Sonradan işte Mertens çıktıktan sonra 60 civarı Zaha oyuna girdi. Zaha sola geçti. Kerem çok uzun zamandır işte beklendiği gibi aslında forvet arkası pozisyonuna geçti. Yani ikinci forvet gibi diyelim. Orada gezgin bir rolde oynadı. Zaha burada topla buluşmakta çok zorlandı. Zaha topu aldığında savunma arkasına paslarla zaman zaman Barış Alper'e, zaman zaman Sacha Boey'u kaçırdığı oldu. Ama Zaha kendisini kaçıracak paslar alamadı. Savunma arkası koşularıyla bildiğimiz bir oyuncu. Topu çok daha fazla ayağına isteyerek oynuyor şu an. Takımla bu uyumu yakalayabilmiş durumda değil ve geçiş hücumlarında, özellikle maçın son dakikalarında, maçı Galatasaray'ın koparması gereken dakikalarda hiç topla buluşamadı. Galatasaray çok fazla tercih hatası yaptı. Kerem Demirbay bugün en iyi maçlarından birini oynamadı Galatasaray'da. Ama sonradan oyuna giren Sergio Oliveira da onu çok fazla yani eksiğini kapattı diyemem. Maalesef seviyeyi yükseltemedi dediğin gibi. Hocanın fena değişiklikler yapmadığını düşünüyorum. Zaha'yı erken oyuna alarak da iyi iş yaptığını düşünüyorum. Bence Galatasaray'da bugün skoru biraz daha farka götürerek kazanması gereken bir maçı. Son dakikaları yine tansiyon içerisinde, geçen seneki bu tip maçlarda olduğu gibi tansiyon içerisinde izlettirdi. Ama yani net bir galibiyet aldı. Çok daha iyisi olmalıydı. Bu konudan eleştirilebilir diye düşünüyorum. Genel olarak maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Abi kötü bir halı saha gibiydi ya. Hani halı sahaya gidersin böyle ılık, serin bir akşamdır. Tam böyle top oynayasın gelir. Karşına kötü takım gelir. Hayır, kassan kendini maçın gazı kaçacak zaten. 15-20 tane gol atacak. Kasmayınca da maçtan da keyif alamıyorsun. Hakikaten bugün Galatasaraylı oyuncular bir 10 dakika falan rakibi tarttıktan sonra o duyguya kapıldı. Yani onu ben ekran başında hissettim. Aynen öyle. Şunu da söylemek lazım. Bak, bunu söylemeden bu yayını kapatırsam, süreyi de açtık ama hepinizin müsaadesiyle. Sayın Federasyon Başkanım
3 ay önce Şampiyonlar Ligi finalindeki zemine bakıyoruz, bugün bakıyoruz. Ülkenin futbolunun marka değeri varsa, ki bana göre herhangi bir marka değeri falan yok da, varsa evet. Bunu arttırmak zeminlerle, iyi hakem ve iyi takım performanslarıyla olur. Doğru kurumsal iletişimle olur. Doğru pazarlamalarla olur. TFF sitesindeki dandik bir anketle, herhangi işte, bir lig marşıyla, efendime söyleyeyim, bizim çocuklar mottosunu değiştirerek bu abi, işler olmuyor. Bak, marşın olur, sosyal medya işine daha güzel yönelirsin. Bir tane dandik Twitter hesabı olmaz. La Liga'yı görürüz bu sene. Mesela çok o anlamda seviye atladılar. Hani bunu yapabilirsin ama La Liga'da senin pazarlayabileceğin bir şeyler var. Bugün Icardi Kerem olayından sonra birer olan pozisyonu izleyen biri, ya bu 3 ay önce burada Şampiyonlar Ligi finali oynanmıştı demez. Neresi patates tarlası der. O yüzden kötü filmi, abi kötü filmi hiç kimseye izletemezsin. Filmin iyi olacak ki pazarlayabilesin. O yüzden yani bu playofflarla ligin statüsünü değiştirmekle olmaz bu işler. Dediğim gibi 24 takım yapın, çeri çöpü toplayın. Daha çok maç olsun, karnınız doysun diyorum. Teşekkür ederim bunu da bana burada bu kanalda söylettiğiniz için. Ben de şunu söylemek istiyorum. Galatasaray bugün beyaz formayla çıktı. Ben de taktik tahtasında Galatasaray'ı beyaz formayla yaptım. Ama hafiften böyle yeşile çalan bir beyaz da olabilirdi diye düşünüyorum. Torreira'nın saçlarını yeşil görmeyeli çok zaman olmuştu. O da komik bir görüntüydü. Sarı saçlı beyaz saçlı yani, hepsi. Yani rezillik ya gerçekten. Rezillik. 20 takım var. 20 takımın oynadığı statlardan 3-4 tane falan zemini güzel bulamazsın. Bu Türk futbolunun genel bir sorunu. Yani bunlara çözüm bulamadığınız sürece istediğiniz şirket anlaşın, istediğinizi yapın. Olmaz yani bu iş. Aynen. Ki ben Türkiye'de de bunun yani sağlıklı bir şekilde de olacağını düşünmüyorum. Çünkü mesela basit anlamda sahanın zeminini, iyi bir saha zeminini sürekli yapabilmeniz için İşi uzmanına vermeniz lazım ama bizim yöneticilerimiz halkımız gibi her şeyden anlıyor. Yani yönetici o çimi kullanmayın, bu tohumu alın diyeceği için bu olmaz. O yüzden Sayın Federasyon Başkanımızdan belirli seviyede milli takım olabildiğince adil bir futbol ülkesi diliyoruz ama o da zor. O yüzden ben daha fazla da şey yapmadan, süreyi patlatmadan son sözü bırakayım, sonra bekleyeceğim de bir şeyler var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Galatasaray'ın daha fazla şey gösterdiği, daha fazla net pozisyonların olduğu bir maç analizi olsun isterdim. Ancak yani bu sene Galatasaray henüz bu kadarlık oynuyor ki yani dediğim gibi o sağ kanattaki hücum setinde ilerlemeler olmasını bekliyorum. Daha yaratıcı pozisyonlar, ceza sahası içinde daha fazla Icardi'nin ve Kerem'in topla buluştuğu pozisyonlar göreceğiz gibi geliyor bana önümüzdeki hafta. Abi Galatasaray farklı yenemedi demeyelim de Muslera gol yedirmesin diye diken üstünde tuttu diyelim. Bu da bir taktiktir. O zaman kapatıyoruz evet, yavaştan. Muslera da fena bir maç çıkarmadı. Onu ekleyeyim. Abi Muslera oynadı mı? Bir pozisyonda çıkması çok geç çıktı ama çıktı. Çıktı, Allah Allah, hiç de huyu değildir. Evet. Ağzına sağlık Kerem. Vallahi özlemişim sen de yayın yapmayı. Ben de öyle. Transfer yayınlarından sonra birlikte olamamıştık. Ağzına sağlık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, bizi paylaşmayı, yorumlarla bize hem interaktif yayıncılıkta destek vermeyi hem de yorumlarınızı bizi mutlu etmeyi ihmal etmeyin diyoruz. Taktik savaşlarından bizden bu kadar. Bir 10 dakikaya bağlarız dedik. 20 dakikaya bağlandı. Ele top mop oynansaydı maçta demek ki çıkamayacakmışız sabaha kadar. Tekrardan ağzına sağlık abi. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Hoşça kalın.